Merhaba gençler ben İngilizce öğretmeniniz Ali Ceylan. Bugün 7. sınıf 8. ünite beceri temelli soruları çözeceğiz. Videoyu izlemeden önce testi çözmüş olmanızı ve izlerken notlar çıkarmanızı tavsiye ederim. Testin indirme bağlantısını videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım. Read the text, look at the pictures and answer the question denmiş. Yani parçayı okuyorsunuz, resimlere bakınız ve soruyu cevaplayınız. Soru incelemeden önce soru köküme bakıyorum. Benden ne istenildiğini daha iyi anlayabilirim. According to the information above, according to e göre demek ve kendinden sonra initeliyor. Yukarıdaki bilgilere göre. Who is the winner of the game? Oyunun kazananı kimdir? Game, oyun, winner, kazanmak. Kazanan daha doğrusu. Win, kazanmak. Winner, kazanan. Oyunun kazananı kimdir? Bakalım. Mrs. Winston and her students are playing a game in English lesson. Bayan Winston ve öğrencileri İngilizce dersinde bir oyun oynuyorlar. Here are the steps of the game and the students' answers. Burada oyunun adımları ve öğrencilerin cevapları var diyor. İşte oyunun adımları, step adım demek ve öğrencilerin cevapları, step adım, aşama. First step, birinci adımda ne yapılması istenmiş? Prepare a map of your neighborhood. Neighborhood, mahalle, mahallenizin bir haritasını hazırlayın denmiş. Second step, ikinci adımda choose a place that you usually go. Genellikle gittiğiniz bir yer seçiniz. Choose seçmek, o haritadan bir yer seçimi var ikinci adımda. Third step, üçüncü adımda write a reason for going there oraya gitmenin bir sebebini yazınız. Reason, sebep, neden, buna uyan hangi öğrencinin cevabı onu bulacağız. Kate's answers. Kate answers. Kate'in cevaplarına bakıyoruz. Bir harita yok. Kate eliyorum. İlk, i̇lk, aşamadan hata yapılmış. Linda's answer. Linda'nın cevapları evet harita yapmış. İlk aşamada doğru yapmış. Sonra bu haritadan bir yer seçmesi gerekiyordu. İkinci aşamaya bakıyorum. Haritadan bir yer seçmiş. Post office. Postaneyi seçmiş. Ve bunun sebebini oraya gidiş sebebini belirtmiş olması gerekiyordu. Üçüncü adımda to send some letters. Letter. Mektup demek. Biraz mektup göndermek. Birkaç mektup göndermek. Send göndermek. Bu da postanede yapılabilecek bir şey. Yani sebebini de yazmış. Tüm aşamalara uygun bir örnek yapmış. Cevabımız Linda çıktı bile. Diğerlerine de bakalım. Bob's answers. Bob harita yapmamış. Sonra chemist yani eczaneyi seçmiş. Yukarıda eczane olup olmadığını biz göremiyoruz. Oradan da elenebilir. To buy some bread. Biraz ekmek almak diyor. Bu da yukarıdaki resimle ilgili değil. Hatta Kate'in şu yaptığını harita olarak kabul etsek bile aşağıda baktığımız zaman bu alışveriş sepeti var. Yukarıda alışveriş merkezi var mı göremiyoruz. Tam net değil. Ya da Tubay San medicine, biraz ilaç satın almak buraya uymuyor. Yine buradan da eleyebiliriz. Clark's answer. Clark'ın cevabına bakalım. Bir harita yapmış. İlk adım doğru. Sonra haritadan bir yer mi seçmiş? Hayır. Haritada ne var? Bookshop var. Kitapçı. Seçtilen yerde ise library. Yani kütüphane var o da uymuyor. Bunu kitapçı olarak kabul etsek bile devamında to draw money var. Para çekmek. Para çekme yukarıda yapılmaz. Cevabımız ne? Linda. Yani B seçeneği. İkinci sorumuz. Read the text and answer the questions denmiş. Parçayı okuyun soruyu cevaplayınız. Yine önce soru köküme bakıyorum. According to the information above yukarıdaki bilgiye göre. Where are they going today? Onlar bugün nereye gidiyorlar? Bakalım Hans, Lee and Derek are going shopping today. Hans, Lee ve Derek bugün alışverişe gidiyorlar. Hans is going to buy some books and magazines. Hans ne alacakmış? Biraz kitap ve dergi satın alacakmış. Lee is going to buy vegetables and fruit. Lee sebze ve meyve satın alacakmış. Derek will buy some cleaning materials. Derek biraz temizlik malzemesi, material, materyal diye Türkçe'ye de geçmiş. Malzeme demek, madde demek, temizlik malzemesi satın alacak. Bu kişilere alacakları ihtiyaçlara göre hangi yerler uygun olur onu bulalım. Books and Magazine, kitap ve dergi satın almak için. Hans, kütüphaneye gidemez. A seçeneğini eledim. Çünkü orada satın almak için gidilmez. Ödünç alınabilir. Şu buy yerine borrow olsaydı olabilirdi ödünç almak. B seçeneğini de eleyebiliyorum. Burada da satılmaz. Hans'ın gittiği yerlerde shopping mall alışveriş merkezi de tam uymaz. Ama varsaysak bile kabul bile etsek diğer li'ye bakarak ilerleyelim. Li ne diyor? Vegetables and fruit. Sebze ve meyve. Bu A'yı zaten ve B'yi elemiştik. Bookstore kitapçı da bunu alamaz. B, C seçeneği de gitti. Cevabım çıktı. Aslında shopping mall'da kitap ve dergi alınmayacağıyla bu seçeneği, bu bilgiyle seçeneği elersek C'yi hemen ilk başta bile çıkıyor cevabımız. Evet, bir sağlamasını da yapalım. Hans Bookstore kitapçıya gidiyor. Lee Green Grocers. Yani manava gidiyor. Ne için? Vegetables and fruits. Sebze ve meyve almak için cleaning materials, temizlik malzemesi satın almak için direct shopping mall alışveriş merkezine gidiyor. Üçüncü sorumuz read the text, look at the table and answer the questions 3, 2, 4. Diyor ki parçayı okuyunuz, tabloya bakınız, 3 ve 4. soruları cevaplayınız. The table below shows the places that Kate visited last weekend. Aşağıdaki tablo below aşağıda demek aşağıdaki de, demek aşağıdaki tablo Kate'in Geçen hafta sonu gittiği, şöyle ziyaret ettiği yerleri göstermektedir. Bununla ilgili iki soru olacak. Üçüncü soruda ne diyor? According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre Kate did not bla bla. Kate nokta nokta yapmadı diyor. Önce burayı bulacağım. Dördüncü soruda da which of the following is not related to the table above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tabloyla ilgili? değildir diyor. Related to ilgili demek. İlintili, ilgili olmak. Bakalım cumartesi günü sanat galerisine, music store, müzik mağazasına, coffee shop, kahve dükkanına gitmiş. Sunday, pazar günü bookstore, kitapçıya, amusement park, luna parka, sinema ve sinemaya gitmiş. According to the information of Kate did not bla bla. Kate nokta nokta yapmadı. A seçeneğinde C stay tuned. Stay Statue Heykel demek heykel görmedi diyemeyebilirim çünkü art gallery sanat galerisine gitmiştir orada heykel görmüş olabilir. Drink coffee kahve içti. Bu da coffee shop'ta içmiştir. Send a letter mektup göndermedi. Mektup göndermedi diyebilir miyim? Evet diyebilirim çünkü yukarıda post office falan yok. Postane gibi bir şey. Cevap C seçeneği by magazines dergi satın almak. Magazine dergi demek. Dergi satın almış mıdır? Evet. Bookstore'da almıştır. Dolayısıyla bunu da yapmadı diyemem. Dördüncü soruda. Which of the following is not related to the table above demiştik. Yani aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tabloyla ilgili değildir. A seçeneğinde masanın üzerinde çiçek görüyoruz. Bir çiçek almış mıdır? Yukarıdaki gittiği yerlere baktığımız zaman florist yani çiçekçi var mı? Yok. Dolayısıyla cevap çıktı bile. Diğer şıkların da sağlamasını yapalım. B seçeneğinde ne var bu kez? Elinde bir kitap var. Yukarıda ne vardı? Bookstore. Kitapçı. Kitapçıya gidip almıştır. Sonra ne var burada? CD'ler var. Müzik CD'leri. Burada da Music Store. Müzik mağazasından CD almış olabilir. Son olarak Luna Park'ta görüyoruz kendisini. Evet burada Amusement Park Luna Park'ta var. Beşinci soru. According to the conversation. Conversation, dialogue. Yani, diyalog demek, konuşma demek. Konuşmaya göre. Ellie works at blah blah. Ellie nokta noktada çalışır. Nokta noktada çalışmaktadır. Nerede çalıştığını bulacağız. At biliyorsunuz. de Da demek. Hello, how can I help you? Merhaba, size nasıl yardım edebilirim? Demiş Ellie. Henry, hi, this is my prescription. Prescription reçete demek. Bu benim reçetem. Buradan bile tahminde bulunabiliriz aslında eczane diye. Devamına da bakalım. Okay, let me see it. Tamam, let me see it. Bakayım. You should use this painkiller twice a day. Siz bu ağrı kesiciyi günde twice, iki defa kullanmalısınız. Yine buradan da chemist yani eczanede çalıştığı daha da vurgulanmış oluyor. Thank you, teşekkürler. You're welcome. Rica ederim. Önemli değil. Have a nice day. İyi günler. Ne demiştik? Eczanede çalışıyordur. Chemist. Diğer şıklara da bakalım. Municipality. Municipality belediye demek. Florist çiçekçi. Bank banka. Altıncı soru Parker Family. Önce pardon yukarıya bakalım. Read the text parçayı okuyunuz. Look at the table tabloya bakınız. Answer the question soruyu cevaplayınız. Yine önce soru köküne bakalım. According to the information above yukarıdaki bilgilere göre which of the following is the list of their tasks? Task, duty görev demek. Aşağıdakilerden hangisi onların görev listesidir? Bakalım. Parker family has a list of the tasks related to their home. Parker ailesi evleriyle ilgili bir görev listesine sahip. Bir görev listeleri var. Parker ailesinin evleriyle ilgili The table below shows where they will go in order to do them. In order to in order to da to gibi düşünebilirsiniz. İçin anlamında olan to gibi in order to da için demek ve o da kendinden sonra bir niteliyor onları yapmak için yani listedeki görevleri yapmak için aşağıdaki tablo nereye gideceklerini göstermektedir. Bakalım Charles Bakery fırına gidiyormuş. Hemen buradan sağlamasını yaparak ilerleyelim. Bakery, Charles Bakery yani fırına gidiyorsa bu listede ilk yapılan tek fırınla ilgili bir şey olması lazım. A seçeneğine bakıyorum. Buy some beverages. Bunu eleyemiyorum. B seçeneğinde buy some cookies. Bunu da eleyemiyorum. Pardon. A seçeneğinde buy some beverages. Beverage içecek satın almak demek. Beverage içecek. İçecek satın almak diyorsa Charles'ın görevi fırına gitmek ise bu uygun bir liste değildir. A seçeneğini direkt eleyebildim. A gitti. B seçeneğinde buy some cookies. Bu fırından alınabilir. Kurabiye satın almak. Bunu eleyemiyorum. Henüz Charles ile. C seçeneğinde buy some bread. Yani ekmek satın almak biraz. Bunu da eleyemiyorum. Buy some cake. Biraz pasta almak. Bu da olabilir fırında. Bunu da eleyemiyorum. Sally'ye bakıyoruz. Park. Parka gidiyormuş Sally. Ayı zaten elemiştik. Draw money. Para çekmek. Para çekmek için parka gidilmez. Bunu eliye bildim. Walk the dog. Köpeği yürüyüşe çıkarmak, köpeği yürütmek için bu olabilir. Pay the bills. Faturaları ödemek. Bill fatura demek. Pay ödemek. Faturaları ödemek için de park uygun değildir. Bunu da eliyorum. Cevabım çıktı aslında C seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Mr. Parker. By Parker Green Grocers. Manava gidiyor. Manava gidiyorsa bakalım buy vegetables and fruit yani sebze ve meyve satın almak uyuyor. Buradaki zaten uymuyor buy bus tickets yani otobüs biletleri satın almak. Mrs. Parker, Bayan Parker ise bank, bankaya gidiyormuş. Onun için de draw money para çekmek yine burada uygundur. Read Kate's list. Kate'in listesini okuyunuz. Complete the sentence. Cümleyi tamamlayınız denmiş. Yine önce soru köküme bakıyorum. According to the Kate's list. Kate'in listesine göre she will not go to the bla bla. O nokta noktaya gitmeyecek. Bakalım to do list. Yapılacaklar listesi. Send a parcel. Parcel. Koli demek. Paket demek. Bir paket göndermek. Bir paketi nerede gönderebilir? Post office, posthanede gönderebilir seçeneklerde var mı? Yok. Yani hiçbir şıkı elememe sebep olamadı. Send de parcel ifadesi. Buy some medicine. Biraz ilaç satın almak. Biraz ilaç satın alıyorsa chemist yani eczaneye gidiyordur. Burada gitmeyecek diye sorulmuş soru kökünde. C seçeneğimi eledim. Draw money. Para çekmek. Para çekmek için bank. Bankaya gidiyordur. Onu da eledim. Walk the dog. Köpeği yürüyüşe çıkarmak, köpeği yürütmek. Bu var mı? Var. Park. Parkta bu yapılabilir. Ama hospital, hastane. Hastaneye gitmesi için bir gerekçe yok. Yapılacaklar listesinde bahsedilmemiş. Cevabımız B seçeneği. Sekizinci sorumuz. Yine parçayı okuyunuz ve soruyu cevaplayınız denmiş. Önce soru kökümüze bakalım. According to the text above, yukarıdaki parçaya göre, Who is in the bakery now? Bakery fırın now şimdi Kim who Kim Kim şu an fırında bakalım. Sandy ne demiş? Hello, I need a pair of shoes. Merhaba benim bir çift ayakkabıya ihtiyacım var. Sandy bunu fırında söylemiş olamaz. Geçiyorum dolayısıyla Sandy değildir. Hi, may I look at the paintings? Merhaba tablolara bakabilir miyim? Bu da uymaz. Bu da art gallery'dedir. Good morning. I need some medicine. Günaydın. Biraz ilaca ihtiyacım var. Bu da chemist. Yani eczanededir. Excuse me. May I have some cookies? Excuse me. Affedersiniz. Biraz kurabiye alabilir miyim? Terry nerededir? Fırındadır. Fırından alınabilir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği Terry. 9. soru. Read the text, look at the table and answer the question. Yani parçayı okuyunuz, tabloya bakınız ve soruyu cevaplayınız. Yine önce soru köküme bakayım. According to the table, parça, tabloya göre which of the following is suitable place for them to meet? Suitable uygun demek. Onlar için aşağıdakilerden hangisi buluşmak için to meet uygun bir yerdir? Bakalım. Mary and Nicole want to do something different this weekend. Mary ve Nicole bu hafta sonu farklı bir şeyler yapmak istiyor. Different farklı, something bir şeyler. The table below shows their likes. Aşağıdaki tablo onların hoşlandıklarını, sevdiklerini, beğendikleri şeyleri göstermektedir. Her ikisine de uygun bir seçeneği bulacağım, ortak yönlerini bulacağım. Mary's likes, Nicole's likes, Mary'nin hoşlandıkları, Nicole'un hoşlandıkları, Mary nelerden hoşlanıyormuş, paintings, resimler, tablolar, watching films, filmler izlemek, eating out, dışarıda yemek yemek, Nicole's likes, Nicole'un hoşlandıkları, fashion and clothes, fashion, moda, clothes, kıyafetler, modadan ve kıyafetlerden hoşlanıyor, drawing pictures, resim çizmekten hoşlanıyor. Listen to music, müzik dinlemekten hoşlanıyor. İkisinin de ortak noktası resim. Dolayısıyla ikisi de nereye gidebilir, birlikte nerede buluşabilirler? Cevabımız Art Gallery, sanat galerisinde, resim galerisinde buluşabilirler. Diğer şıklarımızdaki ifadelere bakalım. Amusement Park, Luna Park, Sinema, Sinema, Kafe, Kafe. 10. soru. Yine parçayı okuyunuz, resme bakınız ve cümleyi tamamlayınız denmiş. The picture below shows Donald's neighborhood. Neighborhood neydi? Mahalle demekti. Bazen şöyle sadece neighbor da görürsünüz. Neighbor tek başına komşu demek. Neighborhood, mahalle, komşuluk anlamı da var tabi. Donald'ın mahallesini göstermektedir. Bizim ünitemizde daha çok mahalle anlamında. In Donald's neighborhood, Donald'ın mahallesinde, Donald'ın mahallesinde there is no place for blah blah. For neydi? için demekti. Nokta nokta için hiç yer yoktur. Bakalım ne yapmak için hiç yer yoktur. A seçeneğinde sending letters. Mektup göndermek. Mektup göndermek için yer var mı? Var. Post office. Postaneden gönderilebilir. A seçeneğini eledim. Buying dog food. Köpek yiyeceği satın almak. Bu var mı? Var. Şöyle geliyorum. Pet shop. Pet shop'tan alınabilir. Meeting a friend bir arkadaşla buluşmak. Bu kafe diyebiliriz. Kafede birisiyle buluşabilir. Getting new clothes yeni kıyafetler. Cloud kıyafet demek yeni kıyafetler almak. Bunun için herhangi bir yok. Bir şey yok. E, shoes shop var. Ayakkabı dükkanı ama kıyafet için değil bu. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. 11. sorumuz read the text look at the table and answer the question. Yine parçayı okuyunuz. Tabloya bakınız. Soruyu cevaplayınız denmiş. Yine önce soru kökümü okuyorum. Which of the following does not have an answer in the table above? Aşağıdakilerden hangisinin yukarıdaki tabloda bir cevabı yoktur deniyor. Hangi sorunun cevabı yok? The table below shows some information about the places that Steve visited last week. Aşağıdaki tablo Steve'in geçen hafta ziyaret ettiği yerlerle ilgili bazı bilgiler göstermektedir denmiş. Bakalım bilgilere. Place yer gittiği yerler var. Day gün hangi gün gittiği var. Reason sebep neden oralara neden gittiği var. With whom? With whom kiminle demek? Whom kimi kime demek? With whom kiminle o yerlere kimle gittikleri var. A sorusunda what time did Steve meet Sally? Şunu incelemeden de şıklardan ilerleyebilirim vakit kazanmak için. What time did Steve meet Sally? Steve Sally ile saat kaçta buluştu? Yukarıdaki tabloda herhangi bir saat falan var mı? Yok. Aslında cevabımız çıktı bile. Cevap A seçeni. Saat kaçta Steve'in Sally ile buluştuğu ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla bu sorunun cevabı yok. B'ye bakalım. Where did Steve visit Mary? Steve Mary'i nerede ziyaret etti? Cevabı var mı? Bakalım Mary nerede? Mary burada. Steve Mary nerede ziyaret etmiş? Museum, müzede cevabı var. Why did Steve go to an art gallery? Go to art gallery. Steve neden sanat galerisine gitti? Sanat galerisine bakıyorum. Neden gitti yazıyor mu? See paintings. Yani tabloları görmek, resimleri görmek. Neden gittiği var. Bu reason ya nedeni, sebebi. Who did Steve watch a football match? Steve, who with, kim ile, kim ile bir futbol maçı izledi? Cevabı var mı? Bakıyorum stadyum, stadyuma gitmişti. To watch a football match, bir futbol maçı izlemek için with whom, kim ile? Tom cevabımız var. 12. sorumuz look at the signs and pictures below. Aşağıdaki sign işaret demek işaretlere ve resimlere bakınız. Answer the question. Soruyu cevaplayınız. Yine önce soru köküme bakayım. According to the visuals above. Visual görsel demek. Yukarıdaki görsellere göre. Where are these people now? Bu insanlar şu an neredeler? Bakıyoruz. Chemist yani eczane üçgenle gösteriliyormuş. Art Gallery sanat galerisi bu şekilde gösteriliyormuş. Sinema kare ile Florist ise daire ile gösteriliyormuş. Martin Martin nerede? Sinemada. Sinema ne ile gösteriliyordu? Kare ile gösteriliyordu. Julia Florist yani çiçekçi de o da yuvarlakla gösterilmiş daire ile. Joseph Chemist yani Eczanede üçgen ile Maria Maria neredeymiş sanat galerisinde o da şu şekilde gösterilmiş. Buna en uygun olan seçeneğe bakalım. Bunların yer aldığı Martin için kareydi. Bu gitti. Bu da gitti. Sonra ne var? Julia için şeydi daireydi. Bu da gitti. Cevabı çıktı bile. Cevap C seçeneği. Read the text, look at the maps and answer the questions. Parçayı okuyunuz, haritalara bakınız ve soruyu cevaplayınız denmiş. Yine soru köküme bakalım. Which of the following should she choose? Choose seçmek demek. Aşağıdakilerden hangisini seçmeli diyor. O aşağıdakilerden hangisini seçmeli? Bakalım. Julia wants to buy some medicine, see new place and pay the bills. Üç şey yapmak istiyor Julia. Buy some medicine. Biraz ilaç satın almak see new plays, yeni oyunlar görmek. Oyun derken neyi kastediyor? Tiyatro oyunu. Pay the bills, faturaları ödemek. Bu üç amacı için yapmak istediği bu üç şey için en uygun harita, yerlerin bulunduğu en uygun harita hangisidir? Bakalım. To buy some medicine. Bunun için chemist yani eczaneye gitmesi lazım. To see new place. Bunda da theater. Tiyatro olması lazım yeni oyunlar için to pay the bills bills yani faturaları ödemek için de bank bunun üçünün de bulunduğu var mı var main street bu caddede theater chemists ve bank seçenekleri mevcut bu haritada gitmesi gereken yer main street 14. sorumuz which of the following is not correct according to the information above Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgilere göre doğru değildir denmiş. Not var. Yukarıyı okumadık da buraya hızlıca bakalım. Parçayı okuyunuz. Tabloya bakınız ve 14 ile 15. soruları cevaplayınız denmiş. Lucy asked her students what kind of activities they did at the weekend. Lucy öğrencilerine hafta sonu ne tür, what kind of, what type of, ne tür aktiviteler yaptıklarını sordu. The table below shows some information about their answers. Aşağıdaki tablo onların cevapları ile ilgili bazı bilgiler göstermektedir. Bakalım the number of the students. Öğrencilerin sayısı. Number. Sayı demek. Activities ve yaptıkları aktiviteler. 5 kişi ne yapmış? Seeing wild animals. Vahşi hayvanları görmek. Vahşi hayvanları görmüş. 3 kişi riding on roller coaster hız trenine binmiş. 4 kişi watching a movie bir film izlemiş. 2 kişi, kişi ise buying shoes ayakkabı satın almış. Şimdi bakalım four of the students went to see a film. 4 öğrenci öğrencilerin 4'ü bir film izlemeye gitti. Bakıyoruz. Evet. Bunu eliyorum çünkü doğru olmayanı soruyordu. Two of the students needed new clothes. Öğrencilerin ikisi, iki öğrenci Yeni kıyafetler almaya ihtiyaç duydu. Yeni kıyafetlere ihtiyaç duydu. Yeni kıyafetlere mi ihtiyaç duyuyor iki öğrenci? Hayır. Yeni ayakkabılara ihtiyaç duyuyor. Cevabım çıktı aslında. Diğer şıklara da bakalım. Five of the students learned about nature life. Öğrencilerin 5'i. Neden öğrencilerin beşi diyorum? 5 beş öğrenci yerine. Aslında şu of'u vurgulamak amacıyla öyle söylüyorum. Of nedir? In, in demek ve karşısından ilerliyorum. The students, three of the students öğrencilerin üçü. Oradaki of tamlamayı sağlıyor, tamlama yapıyor. 5 öğrencin buna bakalım tekrar. 5 öğrenci natural life, doğal hayatla ilgili bir şeyler öğrendi. Evet. Vahşi hayvanları görüyorlardı. Doğal yaşamla ilgili bir şeyler öğrenmiş oldular. Three of the students joined an exciting activity. Öğrencilerin üçü exciting, heyecan verici bir aktiviteye katıldılar. Evet, riding on roller coaster hız, hız, trenine biniyorlardı. Bu da doğru. Cevap B. Hemen diğer soruya da bakalım. O da bununla ilgili. Which of the following is not related to the chart above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tabloyla ilgili değildir denmiş. Pet shop. Pet shopla ilgili yukarıda bir şey var mı? Hayır. Animals var. Hayvanlar. Ama buradakiler Wild Animals. vahşi hayvan görmeye gidiyor 5 öğrenci. Pet Shop evcil hayvan dükkanı. Dolayısıyla bu yukarıdaki tablo ile ilgili değildir. Cevabım çıktı bile. Diğerlerini de doğrulayalım. B seçeneğinde ne var? Bir alışveriş merkezi var. Arka tarafta raflarda ayakkabılar görüyoruz. 2 öğrencinin ayakkabı satın almaya gittiği vardı. O da ilgili. C seçeneğinde amusement park, luna park var. Yukarıda roller coaster vardı. Hız trenine biniyorlardı. Bu da bizim tablomuzla ilgili. D seçeneğinde sinema var. Evet 5 4 öğrenci film izlemeye gidiyordu. Film izliyorlardı. Bunu da eleyebilirim. 16. sorumuz read the text and answer the questions 16 to 17. 16. ve 17. soruları cevaplayınız demiş. Parça okuyunuz ve cevaplayınız. Bakalım. According to the text Linda. Parçaya göre Linda denmiş. 17'de ise where did, where did not Linda and Elizabeth go together? Elizabeth ve Linda birlikte nereye gitmediler diyor. Yine olumsuz. Tüm paragrafı anlamamız gerekiyor. Çünkü şurada bize yardımcı olacak neyi aramamız gerektiğini belirten bir ipucu yok. Cümle yarım bırakılmış sadece. I met my friend Elizabeth in the shopping center yesterday. Dün ben arkadaşım Elizabeth'le alışveriş merkezinde buluştum. First, we drank something and had a chat. İlk olarak bir şeyler içtik ve sohbet ettik. Had a chat. Chat sohbet. Next, next, daha sonra we chose some CDs for our friend's birthday arkadaşımızın doğum günü için biraz CD seçtik, birkaç CD seçtik. chose, choose'un ikinci hali seçmek. After that, daha sonra we watched a movie, bir film izledik. Then, daha sonra yine we bought some books for our favorite subject French. Biz favori dersimiz subject ders demek burada. Farklı anlamları da var. Konu anlamı da var mesela özne anlamı da var. Daha çok ders ya da konu anlamıyla karşınıza çıkar. Favori dersimiz Fransızca için birkaç kitap satın aldık. Finally, son olarak I came home in the evening. Akşam eve geldim. And my father made me a surprise. Ve benim babam bana bir sürpriz yaptı. We went to see the exhibition of paintings by my favorite artist. Benim favori ressamım tarafından yapılan tabloların sergisini görmeye gittik. Exhibition sergi demek. Şimdi A seçeneğine bakalım. Is interested in art. Resimle sanatla ilgilenir demiş Linda. Evet, resimle ilgileniyor. Bunu nereden anlıyorum? Benim favori ressamımın diyor. Demek ki resimle ilgileniyor cevap çıktı bile. B seçeneğine bakalım went went shopping with his father. Babasıyla alışverişe gitti. Hayır, alışverişe babasıyla gitmiyor. My friend Elizabeth diyordu. Arkadaşı Elizabeth'le gidiyordu. Bunu eliyorum. Bought a present from the bakery. Fırından bir hediye. Present hediye demek. Fırından bir hediye satın aldı. Satın aldı. Hayır. Hediyeyi fırından satın almıyordu. Ee, onun onun We chose some CDs for our friend's birthday. Arkadaşının doğum günü için CD seçiyordu. Bunun için fırın falan denmiyor. Shopping center alışveriş merkezinden alıyordu. Hates learning a foreign language. Bir yabancı dil. Foreign yabancı, yabancı bir dil öğrenmekten nefret eder. Nefret etmediğini nasıl anlıyorum? Şurada diyordum our favorite subject French. Bizim favori dersimiz Fransızca. Yani en sevdiğimiz ders Fransızca diyor. Dolayısıyla nefret etmiyordur. Bunu da eğiliyorum. 17. soruda Where did not Linda and Elizabeth go together deniyordu. Together birlikte. Elizabeth ve Linda nereye birlikte gitmediler? Kafe. Kafeye birlikte gidiyorlar mı? Bakalım. Evet. Nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. We drank something and had a chat. Biz bir şeyler içtik. Ve sohbet ettik. Kafeye gittiklerini anlayabiliyorum. Daha sonra sinema. Sinemaya kimle gitmiş? Elizabeth'le mi yoksa babasıyla mı? Bakıyorum. We watched a movie. Bu hala Elizabeth'le yaptığı şeyleri anlatırken ki cümlelerin devamı. Yani film izledik diyor daha sonra. Dolayısıyla sinemaya da Elizabeth'le gitmiştir. Art Gallery, sanat galerisi. Sanat galerisiyle babasıyla gidiyor. Çünkü eve geldim akşam. Babam bana bir sürpriz yaptı. Biz favori ressamımın resimlerinin sergisini görmeye gittik diyor. Görmeye gittik. Bu sanat galerisine babasıyla gidiyor. Dolayısıyla Elizabeth'le gitmiyor. Son olarak bookstore. Kitapçı. Buraya yine Elizabeth'le gidiyordu ve favori dersleri olan Fransızca ile ilgili kitaplar satın alıyorlardı. 18. sorumuz Read the conversation and answer the question. Diyaloğu okuyunuz ve soruyu cevaplayınız. Soru kökümüzde ne diyor? Which of the following does not complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlamaz? Hangi sorunun boşta kaldığını, fazla kaldığını bulacağız? İlk cevapta nedenmiş? I was at the art gallery. Ben sanat galerisinde İdim ben sanat galerisindeydim diyorsa ne sorulmuştur? Sen neredeydin? sorulmuştur. Buraya ne gelecek? C seçeneği gelecek. Where were you yesterday? Dün neredeydin? Sanat galerisindeydim. Buraya C'yi yazdık ve eledik. I was with my classmate Rick. Ben sınıf arkadaşım Rick ileydim. Sınıf arkadaşım Rick birlikteydim. Yani kiminleydin diye sorulmuştur bu kez. O oh, hangi şıkkı elememi sağlıyor? Bakıyorum. Herhangi bir şıkkı elememi eleyemiyorum. El Buraya gelmesi gereken soru şıklarda yer almıyor. Devam ediyorum. To see famous paintings by Pablo Picasso. Pablo Picasso tarafından yapılan ünlü tabloları görmek için. To kendinden sonra fiil geldiğinde için anlamındaydı. Ünitede de çok vurgulanıyordu. Burada diyor ki Pablo Picasso'nun ünlü tablolarını görmek için. Burada da neden diye sorulmuştur. Why did you go there? Oraya neden gittin? O ünlü tabloları görmek için. D seçeneğini eledik. Ve buraya D yazdık. Only 25 dollars. Sadece 25 dolar diyor. Sadece 25 dolar diyorsa. How much did you pay for the ticket? Ticket bilet. Bilet için ne kadar ödedin? Pay ödemek. How much? Ne kadar? Bu gelecek buraya. Bilet için ne kadar ödedin? Sadece 25 dolar. You should visit and see this exhibition. Sen bu sergiyi ziyaret edip görmelisin. Oh, I would like to go there. Oh, oraya gitmek isterim. Thanks for your advice. Advice, tavsiye demek. Tavsiyen için teşekkürler. Hangi şıkkımız boşta kaldı? A'yı da elemiştik biz. Cevabımız B seçeneği. What time did you go there? Oraya saat kaçta gittin? Sorusu hiçbir yere yerleşmiyor. 19. sorumuz. Read the text. Parçayı okuyunuz. Look at the map. Haritaya bakınız. And answer the question. Ve soruyu cevaplayınız. Yine önce soru köküme bakayım. According to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre. Which of the following does Gabriel need on the map? Need ihtiyaç duymaktı. Aşağıdakilerden hangisine harita üzerinde Gabriel ihtiyaç duymaktadır? Hangisinin harita üzerinde bulunması gerekiyor Gabriel için? Bakalım. Gabriel is a tourist at in Florence. Gabriel Floransa'da bir turist. She wants to have lunch. Go to the opera. Send a letter to Lisa and buy some food and beverages. O neler yapmak istiyor? Have lunch. Öğle yemeği yemek istiyor. Go to the opera. Operaya gitmek istiyor. Send a letter to Lisa. Lisa'ya bir mektup göndermek istiyor. Buy some food and beverages. Biraz yiyecek ve içecek satın almak istiyor. While she is looking at the map below. She cannot find one of the places that she will go. While iken demek. O Aşağıdaki haritaya bakarken ne bulamıyor? She cannot find one of the places that she will go. Gideceği yerlerden birisini bulamıyor. The place that we, she will go gideceği yerlerden birisini bulamıyor. She cannot find. Bu bulamadığı yer neresi? Bakacağız. Have lunch öğle yemeği yemek için gitmesi gereken yer var mı tabloda? Ona bakalım. Evet, şurada var. Bunu bulabilmiş. Go to the opera. Operaya gitmek. Bununla ilgili var mı? Var. Şurada tiyatro sembolü var. Send a letter. Mektup göndermek. Mektup gönderebileceği yer var mı? Bakıyoruz. Hayır yok. Food and beverages. Yiyecek ve içecek satın alabileceği bir yer var mı? Evet. Şurada alışveriş merkezi var. Mektup gönderebileceği bir yer yok. Sadece send a letter. Onun için bu haritada başka hangi sembole nereye ihtiyacı var? Geliyoruz cevabımız. A seçeneği orada bir zarf işareti var. Mektup işareti var. B seçeneğinde telefon görüyoruz. C'de istasyon görüyoruz. Ak Akaryakıt istasyonu. D'de de ise hastane sembolü görüyoruz. 20. sorumuz read the text, look at the form and answer the question. Parçayı okuyunuz, forma bakınız ve soruyu cevaplayınız. Yine önce soru köküm. According to the information above yukarıdaki bilgilere göre which of the following is not correct? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir denmiş. City Secondary School prepared a form about free time activities for the students. Your city Secondary School. Secondary School ortaokul yani şehir ortaokulu demeyelim yani ortaokulu çok şey olur. City Secondary School, City Ortaokulu prepared a form. Bir form hazırladı. About free time activities for the students. Öğrenciler için boş zaman aktiviteleri ile ilgili bir form hazırladı. Free time, boş zaman. Here is the form. İşte form. City Secondary School, Free Time Activities Form. İşte city Ortaokulu boş zaman aktiviteleri formu. Dear students, sevgili öğrenciler. Dear, sevgili demek kitap kelimesi olarak. Sevgili öğrenciler, take the activities that you want to do for next week. Gelecek hafta için yapmak istediğiniz aktivitelere tik atınız denmiş. Pazartesi neler varmış? Go to the Planet Museum. Yani gezegen müzesine gitmek. Do experiments, experiment, deney demek, deney yapmak. Tuesday, salı günü, read books, kitaplar okumak. Go to the library and borrow new books. Kütüphaneye gitmek ve yeni kitaplar ödün çalmak. Borrow, ödün çalmak demek. Wednesday, çarşamba günü, have a picnic, piknik yapmak. Go trekking, doğa yürüyüşüne gitmek. Thursday, perşembe günü, go to the zoo, şeye gitmek, zoo. Hayvanat bahçesi, hayvanat bahçesine gitmek. Go to the theater, tiyatroya gitmek. Friday, cuma günü ise visit a recycling factory, recycling geri dönüşüm factory, fabrika bir geri dönüşüm fabrikasını ziyaret etmek. Plant trees, ağaç dikmek. Şimdi şıklarımıza bakalım. A seçeneğinde there will be some activities for the environment on Friday, cuma günü çevre için bazı aktiviteler olacak diyor. Environment çevre demek. Cuma günü çevre ile ilgili aktiviteler var mı? Var. Hatta hem ikisi de çevre ile ilgili. Geri dönüşüm fabrikasını ziyaret etmek ve ağaç dikmek. Hangisinin doğru olmadığını soruyordu. A seçeneğini eledim. Students can see lions, giraffes and elephants on Thursday. Perşembe günü öğrenciler, aslanlar, zürafalar ve filler görebilir. Perşembeye bakıyorum. Go to the zoo. Hayvanat bahçesine gitmek vardı. Evet, bunlar görülebilir. There will be indoor activities on Wednesday. Çarşamba günü indoor, kapalı alan, iç mekan diyebiliriz aktiviteleri olacak. Bakıyorum Çarşamba'ya. Have a picnic and go trekking. Pikniğe gidiyor. piknik yapmak ve doğa yürüyüşüne gitmek. Bunlar indoor değil, outdoor activities. Dış mekan aktiviteleri bunlar. Dolayısıyla bu şık yanlış, doğru değil. Cevabımız ortaya çıktı. Son şıkkımızı da anlayalım. Students can study science on Monday. Öğrenciler bilimle ilgili çalışmalar yapabilir diyor. Pazartesi günü bakıyoruz. Do experiments, deneyler yapmak ve go to the planet museum, gezegen müzesine gitmek bunların her ikisi de bilimsel şeyler. Dolayısıyla D seçeneği de doğru. Evet. 20. sorumuzu da çözüp bitirdik testimizi. Başka bir anlatımda ya da soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Always chase your dreams. See you next time.